Bu videoda yerleşim yerine dayalı ayrımcılıktan bahsetmek istiyorum. Yerleşim yerine dayalı ayrımcılık adından da tahmin edeceğiniz gibi insan gruplarının farklı mahallelere yerleşmesiyle başlar. İnsan grupları derken de ırk ya da gelir seviyelerine göre oluşmuş gruplardan bahsediyorum. Ayrımcılık ya da yerleşim yerine dayalı ayrımcılık kavramında yaşadığımız yerin yani mekanın Hayatta karşımıza çıkacak şanslar üzerinde etkili olduğu fikri ön plandadır. Yaşadığımız yer, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimimiz hatta politik görüşümüz üzerinde etkili olabileceği için çok önemlidir. Şimdi gelin ekranın sol alt köşesinde gördüğümüz mahalleye bir göz atalım. Bu mahallede kırmızı ve mavi insanlar yaşıyor olsunlar dağılımın yani kırmızı ve mavi insanların dağılımının eşit olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun için bu mahallede yerleşim yerine dayalı ayrımcılık olduğunu söyleyebiliriz. Ayrımcılığın iki ayrı formu vardır. Bunlardan biri konsantrasyon olarak bilinir. Evet, bir ayrımcılık formu olan konsantrasyon farklı grupların gruplaşması olarak açıklanabilir. Burada dağılımın farklı olması yanında gruplaşma da vardır. Yani Mesela mavi ve kırmızıların dağılımı buna benziyor olabilir. Gördüğünüz gibi kırmızılar mahallenin sağ alt köşesinde birbirlerine yakın bir şekilde gruplaşmışlar. Evet, bu ayrımcılık formuna konsantrasyon diyebiliriz. Ayrımcılığın ve konsantrasyonun bir çeşidi olarak gruplaşmanın coğrafi bir bölgenin ya da bir metropolün merkezinde olduğu duruma ise merkezileşme denir. Merkezileşmeyi kısaca ayrımcılık ve merkezi bir bölgede gruplaşma olarak tanımlayabiliriz. Şekil üzerinde neye benzeyeceğini görmek isterseniz, kırmızıların bu şekilde gruplaşmalarını bir merkezileşme örneği olarak inceleyebiliriz. Tekrar edelim, ayrımcılık var, bu bir. Merkezi bir bölgede konsantrasyon da olduğuna göre buna merkezileşme diyoruz. Şimdi yerleşim yerine dayalı ayrımcılığın ölçümleme metodundan bahsedelim. Burada kullanabileceğimiz araçlardan biri, benzeşmezlik endeksidir. Endeksi, 100 ila 0 değerleri arasında bir aralık olarak düşünün. Endeksin 0 olması, genel ayrımcılık yani toplulukların tamamen ayrılmış olması, 100 olması da kusursuz dağılım anlamlarına gelir. Kırmızı ve mavi insanların yaşadığı 4 mahallesi olan bir şehir düşünün. A mahallesi, B mahallesi, C mahallesi ve D mahallesi. Eğer şehir gerçekten buna benziyorsa, kırmızı insanlar sadece bu mahallede yaşadıkları için endeks ya sıfır ya da sıfıra çok yakın bir değerdedir. Renklendirmeyi biraz değiştirip, bu evleri de kırmızıya, bunları da maviye boyarsam, kusursuz dağılıma çok yakın bir endeks değeri elde ederiz. Evet, Yerleşim yerine dayalı ayrımcılığı çözümlemekte kullanılan araçlardan biri budur. Son olarak bir de yerleşim yerine dayalı ayrımcılığın neden önemli olduğu sorusunu incelemek istiyorum. Ayrımcılığa maruz kalmış toplulukların politik açıdan zayıf olacaklarıyla başlayalım. Bu toplulukların politik yönelimleri genellikle çoğunluğun yönelimiyle aynı doğrultuda olmadığı için politik açıdan hassas bir durumda bulunurlar. Politik açıdan entegre olmuş diğer topluluklara kıyasla da sosyal hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli politik çevrelerin odağında değillerdir. Buna ek olarak uzun süre izole kalmış toplulukların dilleri de değişebilir. Aynı şehirde olsa bile konuştukları dil diğerlerinden farklı olabilir. Evet konuşulan dile dayalı izolasyonu da göz ardı edemeyiz. Çünkü bu durum bu topluluğa dahil olan bireylerin iş bulmasını veya toplumun geri kalanına entegre olmasını engelleyebilir. Tüm bunlara ek olarak eğitim ve sağlık hizmeti kalitesinin bu topluluklarda daha düşük olduğunu da söylemeliyiz. Bahsetmek istediğim son kavramsa konuma dayalı eşitsizlik. Bu kavram ayrımcılığa maruz kalmış mahallelerde yaşayan düşük gelirli insanlar için var olan sıfatların yaşadıkları yere uzak olması dolayısıyla erişimin zor olması durumunu tanımlar. İnsanların yaşadıkları yerle Fırsatların bulunduğu yer arasında fiziksel olarak büyük bir mesafe olması onların bu fırsatlara erişmelerini engeller ve onları hayatta dezavantajlı bir konuma getirir.